H2, CO2 ve H2O saf maddeleriyle ilgili özelliklerinden hangileri 3 madde için ortaktır? Önce maddelerimizi bir inceleyelim. H2 bir element molekülü, element ama moleküler yapıya sahip, tekil değil. Peki, karbondioksit ve H2O ise birer bileşik molekülü. Ama neticede bunlar saf madde olduklarına göre, yani element ve bileşik olduklarına göre bunlar belirli ayırt edici özelliklere sahipler. Belirli ayırt edici özellik var. Dolayısıyla belirli ayırt edici özelliklere sahip olmaz. Saf maddeler için ortak bir özellik. Yani belli bir erime noktası, belli bir kaynama noktası, belli bir yoğunluk gibi belli ayırt edici özelliklere saf maddeler sahip olabiliyor. Yani ortak. Ametal atomlarından oluşma. Yani buradaki hidrojen bir ametal. Karbon ve oksijen birer ametal. Hidrojen ve oksijen birer ametal. Dolayısıyla bu üç madde içinde ametal atomlarından oluşma ortak. Moleküler yapılı olma, yani birden fazla atom grubunun bir araya gelmesiyle tek bir bütün şeklinde davranma özelliği var. Mesela H2, H atomlarının bir araya gelmesiyle oluşan tek bir molekül ama element molekülü. Mesela karbondioksit, karbonla oksijen atomlarının kovalent bağlarla bir araya gelmesiyle oluşan tek bir molekül, yani moleküler yapılı olma ortak. Bileşenleri arasında sabit bir kütle oranı bulunma ise sadece bileşiklere özgü bir şey. Yani bileşiklerde bileşiği oluşturan elementler arasında sabit bir kütlece birleşme oranı vardı. Bu element için geçerli değil. O halde bu element için geçerli olmadığına göre ortak olanlar 1, 2, 3. Doğru cevabımız C. Yukarıdaki denklemlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş sorumuzda. Denklemleri bir inceleyelim. X gazı Q1 kadar enerji alarak bir elektronun kopartılmasını sağlamışız X gazından. Aslında gaz haldeki nötr bir atomdan bir elektron kopartıyorsak gerçekleşen olay iyonlaşma enerjisi. O zaman Q1 gaz haldeki nötr bir atom X ve bir elektron kopartışımı sadece. Demek ki Q1 IE1, yani birinci iyonlaşma enerjisi. Peki bir elektron kopmuş halinden ikinci elektronu kopartıyorsam o zaman ikinci iyonlaşma enerjisi. Bir kopmuş halinden bir tane daha elektron kopartmışız. Demek ki Q2 için söyleyebileceğimiz şey de ikinci iyonlaşma enerjisidir. Yani IE2 diye not alabiliriz. Peki Q1 birinci iyonlaşma enerjisi, Q2 ikinci iyonlaşma enerjisidir ifadesi doğru. Peki gaz haldeki bir atomdan bir elektron kopartıyorum. Birinci iyonlaşma enerjisini harcadım. İkinciyi kopartırken daha az mı enerji alırım, daha çok mu? Burada çaplara bakabiliriz. X ve X artı için elektron kopmuş halde atomun çapı daha küçük olacak. Yani o zaman daha doğrusu atom demeyelim, tanecik hacmi diyelim. Tanecik hacmi küçük olan X. Tanecik hacmi ne kadar küçükse elektronlar çekirdeğe o kadar yakın. Çekirdeklerin çekimden etkileneceği için bir elektron kopartmak için daha yüksek enerjilere ihtiyacımız olacak. O zaman X'e göre X artıdan elektron kopartmak daha zor. Yani o zaman IE2 elektron kopartmak için harcadığımız enerji, ikinci iyonlaşma enerjisi, birinci iyonlaşma enerjisinden büyük. Ama bundan sonra şunu bilebilirim. Bir atom için bir sonraki iyonlaşma enerjisi, bir önceki iyonlaşma enerjisinden her zaman daha büyüktür. Burada IE2 olarak kodladığımız Q2 idi. Diğeri de Q1'di. Dolayısıyla Q2 büyük, Q1'dir ifadesi doğru. Peki üçüncü olay nedir? Ona bakalım. Üçüncü olay ise elektron kopartmamışız, elektron kazanmışız. Gaz haldeki bir atom bir elektron kazanıyorsa buradaki enerji değişimini biz elektron ilgisi olarak ifade ediyoruz. Peki Q1 Q3'e eşittir. Q1 elektron kopartmak için gereken bir enerji, iyonlaşma enerjisi. Q3 ise başka bir olay, elektron ilgisi. Yani ikisi aynı olaylara karşılık gelen enerjiler değil. Biri iyonlaşma enerjisi, biri elektron ilgisi. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit değildir. Peki Q3 elektron ilgisidir, bunu söyledik. Taneciklerin çapları arasındaki ilişkisi. Burada pratik bir şey yapabiliriz. X nötr hali, atom elektron alırsa çapı büyür. Ki eksi bir almış hali. Atom elektron verirse de çapı küçülür. Ne kadar çok elektron verirse çapı o kadar küçük olur. O zaman elektron almış halinin çapı en büyük, sonra nötr hali. Elektron verdikçe de çap küçülüyor. Sıralamamız doğru. O halde cevap C seçeneğidir.
X, Y, Z taneciklerinin proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayıları ile ilgili bilgiler yukarıdaki grafiklerde verilmiştir denilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir inceleyelim. X ile Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton sayısının aynı olduğu gibi aynı zamanda elektron sayısı da aynı olmalı. Yani sadece proton sayısının aynı olması yeterli değil. Bir bakalım X'in proton sayısı kaçtır? A'dır. Peki Y'nin proton sayısı kaçtır? O da A'dır. Peki X ve Y nötr tanecikler mi? Onu anlamak için sağdaki grafikten elektron sayısına bakacağım. X'in elektron sayısı A artı 1. Yani X'in protonu A'ydı, elektronu ise A artı 1. Yani elektron bir fazla, demek ki bir elektron almış, yani eksi bir yüklü. Y'ye bakıyorum. Y için proton A kadardı. Yani proton açısından bir eşitlik vardı. Peki Y'nin elektronu ne kadar diye bakıyorum. Y'nin elektronu şuradan bakarsanız A kadar. Yani Y nötr. Ama önemli olan şu. Protonlar aynı ama elektronlar aynı değil. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı diyemeyiz. Peki Y ile Z izobar taneciklerdir demiş. İzobar olmak için kütle numaramız aynı olacaktı. Yani kütle numarası aynı olacak ama bu yeterli değil. Kütle numarası aynı ama hem proton hem de nötron sayıları birbirinden farklı olmalı. Peki Y ile Z'yi inceleyelim. Y ile Z için şuraya yazalım. Y için yazmıştık aslında, protonu A idi. Y'nin nötronuna bakalım. Y'nin nötron sayısı B artı 1. Dolayısıyla kütle numarası, protonla nötronu topluyorum, A artı B artı 1. Peki Z'ye bakalım. Z için proton sayısı B. Özür, nötron sayısı B, proton sayısı artı 1. Protonu A artı 1, nötronu B. Topluyorum, A artı B artı 1. Yani gördüğünüz üzere her ikisinin de kütle numarası aynı. Proton sayıları ve nötron sayıları da birbirinden farklı. Dolayısıyla Y ile Z izobar taneciklerdir. Peki, X bir katyon. X için biraz önce bulmuştuk. Eksi bir yüklü bir tanecikti. Yani demek ki X bir anyon. O halde bu yanlış. Yine de bakalım. Y bir anyondur. Y'nin de nötr olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla doğru olan yalnız 2. Yani cevabımız B. X, Y ve Z başgrup elementlerinin yukarıdaki niceliklerinden hangileri arasında Y büyük, X büyük, Z şeklinde bir ilişki olabilir diye sorulmuş. Öncelikle bir kere bunların atom numaralarının ardışık olduğunu görüyorum. Mesela şöyle olabilir mi? Ona bakalım. X, Y ve Z şeklinde ardışık bir şekilde atom numaraları sıralanmış olabilir. Peki mesela X 6A grubu olsa Y 7A, Z de 8A grubu olabilir. Peki başka ihtimal var mıdır hocam? Mesela X 7A grubu elementi, Y 8A grubu elementi olsa, artık periyodun sonuna geldik. Demek ki Z de 1A grubu element olabilir. Ama bir alt periyotta atom numaraları ardışık. Peki başka ihtimaller de vardır ama bir deneyelim. İyonlaşma enerjileri arasında Y büyük, X büyük, Z ilişkisi. Yukarıda iyonlaşma enerjisini sıralayacak olursam 8A grubuna doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artıyordu. Yani Z'nin en büyük olur. Sonra Y, sonra X olur. Yani bu sağlamadı. Ama alttaki belki sağlayacak. Ona bakalım. İyonlaşma enerjisi en büyük olan 8A'ydı. Yani Y. Peki sonra iyonlaşma enerjisi en büyük olan 7A grubu yukarıda olduğu için, çünkü iyonlaşma enerjisi aynı periyotta sağa doğru gidildikçe artarken aynı grupta da yukarıya doğru gidildikçe artacak. Yani Y en büyük, sonra X, iyonlaşma enerjisi en küçük olan da Z olur. Y, X, Z. Aradığımız sıralama bu mudur? Evet bu. Yani iyonlaşma enerjisi için böyle bir ihtimali sağladık. Atom numaraları da ardışık mı? 7A, 8A, 1A şeklinde gidiyor. Evet, bu mümkünmüş. Peki yukarıdaki sıralamayı kullanarak belki elektronegatiflik meselesini halledebiliriz. Ona bakalım. Elektronegatifliği en yüksek olan element flordu. Yani aslında 7A grubuna doğru gidildikçe elektronegatiflik artar. Peki 8A grubunun elektronegatifliği yok. Dolayısıyla elektronegatifliği en yüksek olan bunların arasında 7A, yani Y. Peki sonra elektronegatifliği yüksek olan 8A'daki soy gaz mı, yoksa 6A olan X mi? X. O zaman elektronegatifliği en düşük olan Z olacak. YXZ. Yani elektronegatiflik için de bu sırayı sağlamış olduk. Peki çekirdek yükleri
Çekirdek yükleri zaten proton sayısı demek. Proton sayısı en fazla olan n artı 2 yani z. Sonra n artı 1 yani y. Sonra da x. Yani böyle bir şey z, y, x sırasını verir. Başka bir sıra verme şansı yok. Y, x, z'yi elde edemiyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. Doğru cevabımız c seçeneği. X, Y, Z taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Peki, inceleyelim. Öncelikle anyon, katyon ve nötr olmaya proton ve elektronlarına bakarak karar verebiliyoruz. Proton pozitif yüklü, elektron negatif yüklüydü. 11 proton, 10 elektron. Demek ki proton sayısı yani artı yük sayısı bir fazla. Demek ki artı bir yüklü bir tanecik yani X1 katyon. Pozitif yüklü iyonlar katyondu. Peki Y'ye bakıyorum. 16 protonu var, 18 elektronu var. Yani eksi 2 yüklü bir tanecik. Eksi yük sayısı fazla. Demek ki o bir anyon. Aynı şekilde Z'ye bakıyorum. 16 proton, 16 nötron. Yani Z için nötr diyebiliriz. Peki, X bir katyon, Y bir anyondur ifadesi doğru. Taneciklerin hacimlerini karşılaştırırken şuna bakmak lazım. Bir kere elektron sayısı aynı olanlar Y ve Z. Elektronlar aynı. Atom hacmini belirleyen şey elektronlar ve elektronların bulunduğu boşluk. Yani atom çekirdeğindeki atom çekirdeği değil ama atom çekirdeğindeki protonların elektrona uyguladığı bir çekim var. Bunu düşünebilirim. Mesela Y için 16 proton, Z için de 16 proton. 16 proton 18 elektrona mı daha fazla çekim uygular? Yoksa 16 proton 16 elektrona mı daha fazla çekim uygular? Yani 16 elektronu daha rahat çekecek. Dolayısıyla kendisine çekirdek elektronları yaklaştırdıkça atom hacmi azalacak. Bir başka de işte şöyle bakabilirim Y ve Z için. Aslında Y ve Z'nin protonları aynı. 16 proton, 16 proton. Hatta Z için 16 da elektron. Ama Y için söyleyebileceğimiz şey 18 elektron. Aslında aynı elemente ait atomlar ama aradaki fark 2 elektron farkı. Demek ki 2 elektron almış. Bir atom elektron alırsa hacmi büyür. O zaman Y, Z'nin elektron almış hali olduğu için Y'nin çapı Z'nin çapından büyüktür. Birincisi bu. Peki X ile bunları nasıl karşılaştıracağım hocam? X'in totalde sadece 10 elektronu var. Yani X'in katman dizilimi 2-8, ikinci periyotta yer alıyor. Ama daha doğrusu üçüncü periyot elementi ama şu anki katman dizilimi ikinci periyot soy gazına benzemiş. Ama Y ve Z için katman dizilimler 2-8-8 ve 2, 8, 6 şeklinde yani elektron bulunduran enerji düzey sayıları arttıkça çap artar. O zaman X'in çapı bunlardan daha küçük olmalı. Yani sıralamamız Y, Z, X şeklinde olmalı. Bu doğru. Peki Y ve Z'nin kimyasal özelliklerinin aynı olabilmesi için proton sayılarının aynı, elektron sayılarının da aynı olması lazım. Peki Y ve Z'ye bakıyorum. Y'nin 18 elektronu varken Z'nin 16 elektronu var. Elektronlar farklı, protonlar aynı olmasına rağmen demek ki kimyasal özellikleri farklı. O halde cevabımız 1-2 yani C. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yukarıdaki atom modellerinin açıklamaları dışında kalan durumdan bahsedilmektedir? Yani yukarıdaki atom modelleri aşağıdaki ifadelerden herhangi birisini açıklayamayacak. Biz de onu bulacağız ve işaretleyeceğiz. Bakalım. Farklı cins elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bunu söyleyen Dalton'du. Yani birincisiyle bunu açıklıyorum. Atomdaki artı yük miktarı eksi yük miktarına eşittir. Bunu ilk defa söyleyen Thomson. Yani bunu kullandım. C.C. Thomson atom ilk defa nötr demişti. Elektronlar kendi etrafında spin hareketi gerçekleştirir. Spin hareketi. Bu modern atom teorisi için kullanılabilecek bir şey. Modern atom teorisi. Yukarıya bakıyorum. Yukarıda modern atom teorisinden bahsediyor mu? Hayır. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. O halde bunu açıklamak için yukarıdaki modeller yetersiz. Peki çünkü modern atom teorisi dışında atom etrafındaki elektronun kendi etrafında bir dönme hareketi yaptığı hiçbir modelde yer almamıştı. Artı yüklü tanecikler çekirdek denilen küçük bir hacimsel bölgede bulunur. Rutherford ilk defa çekirdekli atom modelini kurgulayan kişi. Yukarıda Rutherford atom modeli var. Elektronlar çekirdekleri etrafında belirli yörüngelerde dairesel hareket eder. Bu da Bohr atom modeline ait. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Aşağıda yaygın adları verilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir demiş. Kireç taşı kalsiyum karbonat olmalıydı. Dolayısıyla
Kalsiyum oksit yanlış. Peki hocam kalsiyum oksit neydi? Kalsiyum oksit sönmemiş kireç. Peki bir de sönmüş kireç vardı. Onu da yazalım. Kalsiyum hidroksit. O da sönmüş kireçti. Yani kirece dair bütün adlandırmaları görmüş oldunuz. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. Ama yine de bakalım. Tuz ruhu HCl. Bu doğru. Hidroklorik asit. Zat yağı sülfürik asit. Doğru. H2SO4. Sirke asiti. CH3CO. Asetik asit. Doğru. Potas kostik. Potasyum hidroksit. Yani KOH. Doğru. Yukarıdaki şekilde Rutherford atom modelinin oluşmasını sağlayan altın levha deneyi verilmiştir. Buna göre yargılarında hangileri doğrudurmuş? Rutherford kendi ismiyle anılan atom modelini yani Rutherford atom modelini kurgularken yaptığı deneyde radyoaktif bir kaynaktan yayılan alfa ışınları ki alfa ışınları pozitif yüklüdür. Burada vurgulamamız gereken şey bu. Gönderdiği alfa ışınlarının ince altın bir levhadan geçmesini sağlamış. Çünkü o sülfür sürülmüş plaka üzerinde de bu geçen ışınları veya ışınların nereye isabet ettiğini, ışın sayılarını bir şekilde bulmuş. Gönderdiği alfa ışınların çoğunluğu hiçbir yere sapmadan bir numaralı ışınları oluşturmuş. Yani biz buna şöyle diyebiliriz. 10 bin tane ışın göndermiş, neredeyse hiçbiri sapmamış. Yani normalde artı yüklü bir ışın gönderiyorsunuz. Atom içerisindeki artı yüklü bir tanecikle karşılaşsa ya da eksi yüklü bir tanecikle karşılaşsa, artıyla karşılaşsa 3'te olduğu gibi geriye döner. Eksiyle yani elektronlarla karşılaşsa 2 numaralarda olduğu gibi sapmalar gösterir. Doğrultusunu değiştirir. Hiçbir yere sapmadan çoğunluğu direkt geçtiğine göre atomun büyük bir çoğunluğu boşluktan ibarettir. 1 numaralı ışın sayısı bunu ispatlıyor. Peki 2 numaralı ışın sayısı ise sapmaların olduğu yerleri gösteriyor. Yani elektronların bulunduğu yerleri. 3 numaralı ışın ise geri yönde dönen tanecikleri gösteriyor. Bu 10 binde 1'e denk geliyor neredeyse. Yani o zaman ne zaman geriye döner alfa ışını pozitif bir yük olduğuna göre ancak pozitif bir tanecikle karşılaşırsa geri yönde sapma gerçekleşir. O halde protonla karşılaşınca sapma gerçekleşecek. Bu çok düşük bir ihtimal 10 binde 1 gerçekleşiyorsa demek ki artı yüklü tanecikler atomun içerisinde çok küçücük bir hacme sıkışmışlar ve biz oraya da çekirdek diyoruz. Peki şimdi bakalım hangileri doğrudur denilmiş. Bir numaralı ışınlar atomdaki boşluğun çok yüksek hacimsel oranda olduğunu gösterir. Anlattık. İki numaralı ışınlar elektronların yoğunlaştığı bölgedir. Yani sapmalar olmuş doğru. Üç numaralı ışınlar artı yüklü küçük bir hacimsel bölgeye isabet eden ışınlardır. Yani çekirdeğin olduğu bölge aynen öyle. O halde doğru cevabımız E seçeneği. Bir tane PO4 eksi 3 iyonundaki proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş sorumuzda. Önce bu bir kök iyon, bir anyon ama bir atom grubunun oluşturduğu bir anyon. Bunu şöyle bir açalım. P, O, 4, eksi 3. Bu eksi 3 bu kökün tamamına ait. Yani sadece oksijene ait değil. Peki bu eksi 3 olmasaydı biz proton sayısı elektron sayısına eşittir diyebilirdik. Şimdi öncelikle protonu hesaplamaya başlayalım. Fosfor için her bir fosfor için 15 proton. Şuraya not alacağım. 15 proton. Her bir oksijen içinde burada yazıyor 8 proton. Tanecikte bir tane fosfor olduğuna göre 15 proton fosfordan gelir. Her bir oksijenden 8 proton, 4 çarpı 8, 32 proton. O halde toplarsak 47 protonumuz var. Proton sayısını bulduk. Peki proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki ilişki neydi? Üzerindeki eksi 3 onun 3 tane elektron aldığını gösteriyor ya da elektronların yani eksi yüklü taneciklerin artı yüklü taneciklerden yani protonlardan 3 fazla olduğunu gösteriyor. O halde pratik bir şekilde şunu yapabiliriz. Proton 47 ise elektron ondan 3 fazla yani 50 tane elektronumuz var diyebiliriz. Hesaplamadığımız tanecik nötron ona bakalım. Önce şuradan nötron sayısını tespit edelim. Kütle numarasından proton sayısını çıkartıyorum. 8 nötronu varmış. Fosfor içinde 31'den 15 çıkartıyorum. Yani 16 nötronu varmış. Peki bir tane daha PO4 yazayım. Yüküne ihtiyacımız yok. Çünkü o elektron hesabında kullanılan bir tanecik. Peki nötron sayısı 8'di. Pardon. Fosfor için nötron sayısı 16'ydı. Oksijen için de nötron sayısı 8'di. Bir tane fosfor var. 16 nötron oradan gelecek. 4 oksijenden 4 çarpı 8 32 nötron gelecek. Toplarsak 48 tane nötronumuz var. Yani protonumuz 47 olacak.
Nötron sayımız 48 olacak. Elektron sayımız da 50 olacak. Demek ki doğru cevabımız B. X eksi 3, Y ve Z eksi 1 tanecikleri ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle bu tanecikleri ile ilgili verilen bilgilere bir bakalım. Nötron sayıları arasında X'in nötronu en fazlaymış. Yani Z ve Y de birbirine eşitmiş. Beklesin. X eksi 3, Z eksi iyonuna bir elektron verdiğinde elektron sayıları eşit oluyormuş. X eksi 3 yüklü bir elektron verecek. Kime? Z eksi Y. Ve o zaman elektron sayıları eşit olacak. X eksi 3 Z'ye bir elektron verirse X artık eksi 2 yüklü hale gelir. Çünkü bir eksi yük kaybetti. Böyle düşünebilirsiniz. Z ise eksi 1 yüklüydü. Elektrondan dolayı bir eksi yük daha kazandığı için eksi 2 yüklü olur. Yani her ikisinde iyon yükleri aynı. İyon yükleri aynı ve diyor ki soruda bunların elektron sayıları da aynı oluyormuş. İyon yükleri aynı, elektron sayılarının aynı olması için o zaman bunların protonları aynı. Yani X ve Z aynı elemente ait atomlar. Özdeş olabilirler de olamazlar da buna bakacağız biraz. Peki. İkinci bilgiye bakalım. Y atomu X eksi 3 iyonuna 2 elektron verdiğinde elektron sayıları eşit oluyor. Y 2 elektron verecek, 2 tane eksi yük verecek. Kime? X eksi 3'e. Peki Y 2 tane elektron eksi yük kaybederse eksi yük sayısı artı yük sayısından 2 eksik olur. Yani artılar 2 fazla olur. Demek ki artı 2 yüklenir. Peki X'in ne olur? X ise eksi 3 yüklüydü. Eksi 2 yük daha kazanırsa X eksi 5 yüklü hale gelir. Peki böyle olduğu zaman elektron sayıları birbirine eşit oluyormuş. Önce bir kere biz X'in protonuna P, Z'nin protonuna da P demiştik. X'in proton sayısının P olduğunu biliyorum. Elektronları eşitleyeceğim. Şu an X'in 5 tane fazlası var. Yani P artı 5 elektronu var. O halde Y'nin de P artı 5 elektronu varmış. Artı 2 yüklü olduğuna göre yani protonlar elektronlardan 2 fazla olduğuna göre proton sayısı P artı 7 olmalı. O zaman artık şuraya bir kenara not almaya başlayabiliriz. X için bildiğimiz şeyler. X'in proton sayısı P. Y için bildiğimiz şeyler. Y'nin proton sayısı da P artı 7. Aynı zamanda şuna bakıyorum. Z için de bildiğimiz bir şeyler var. Z'nin de proton sayısı P. Peki. Başka bir bilgi henüz yok. Ama en azından kullanmadığımız bir bilgimiz daha var. O da nötron sayıları ile ilgili eşitlik. X'in nötronu Z'nin ve Y'nin nötronundan fazlaymış. Y ve Z'de ise nötron sayısı aynıymış. Yani Y ve Z'nin nötronu N olsun. Eşitmiş birbirine. X'in nötron sayısı ise bundan fazlaymış. Hocam kaç fazla? Hiç bilmiyorum. Yani mesela onların nötronu N ise bu N artı 1 olabilir mi? Olabilir. Belki N artı 10 da olabilir mi? Olabilir. Yani ondan büyük bir değer olacak. Yani N'den büyük bir değer ama kaç olduğunu bilmiyorum. İşte yani bir sürü ihtimal var. Peki buna göre bakalım. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Kütle numaraları arasındaki ilişki X'in kütle numarası en büyük olur diyor. Şimdi X'in kütle numarası büyük olabilir. Doğru. Ama bu nötron sayısına bağlı. Proton artı nötron. Ama nötron sayısı büyük ama ne kadar büyük bilmiyorum. Dolayısıyla net bir şekilde bir şey söyleme şansına sahip değilim. Yani bu ifade kesin değil. Peki ikinciye bakalım. X eksi 3 ile Z eksi birbirinin izotopudur. X eksi 3 ile Z eksi. Önce izotop olmak için protonlar aynı olmalı. X ve Z'nin protonları aynı. Peki nötronları birbirinden farklı mı? Kesinlikle farklı. Yani N'den farklı bir değer, N'den büyük bir değer X'in nötron sayısı. Çünkü bilgi olarak verilmiş ama kaç bilmiyorum. Neticede protonlar aynı, nötronlar farklı olduğu için bu ikisi birbirinin izotopudur. Peki. Son bir şey. Bir bakalım. Y ile Z eksi birbirinin izotonudur. Ne demek izoton? Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Y'nin nötronu N. Z'nin nötronu da N. Protonları da farklı. Evet bunlar birbirinin izotonudur. O halde kesin doğru olan D seçeneği. Yukarıdaki grafiklerde X, Y, Z atom ve iyonlarının proton sayısı, kütle numarası ve elektron sayısı, nötron sayısı arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Yani ilk grafimiz proton sayısı kütle numarası arasındaki ilişki. İkinci grafimiz de elektron sayısı nötron sayısı arasındaki ilişki.
Şuradan bir yerden başlayalım. X ile Z birbirinin izotopudur. İzotop olmak için protonlar aynı, nötronlar farklı olmalı. X ile Z'ye bakıyorum. X ile Z'nin protonları A, yani aynı. Ve nötronları birbirinden farklı ya da şöyle olmalıydı. Yani proton aynı. Yani atom numarası aynı. Nötron farklı. O halde proton artı nötron toplamı farklı. Yani kütle numarası farklı da diyebiliriz. Kütle numaraları da farklı mı BVK olarak? Farklı. Dolayısıyla bunlar birbirinin izotopu. Y ile Z birbirinin izobarıdır. İzobar olmak için kütle numarası aynı ama hem proton hem de nötron farklı olmalı. Y ile Z için bir kenara notalım. Y, Z. Y ve Z için bakıyorum. Y için A artı 1 proton sayısı. Y'nin kütle numarası K. Z için bakıyorum. A proton sayısı. Kütle numarasına bakıyorum Z için. O da K. Yani kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı. Dolayısıyla nötronlar da farklı. O zaman izobar, kütle numaraları aynı. Şekil 1'deki K değeri A artı C artı 1'dir. Şekil 1'deki K değeri kütle numarası. Peki kimin kütle numarası? Z'nin. Z'nin proton sayısı A. İkinci grafiğe bakıyorum. İkinci grafikte Z'nin nötron sayısı C artı 1. Toplarsam protonu artı nötronu kütle numarasını buluyorum. A artı C artı 1 yani K'ya eşit. Burada K olarak verilmiş. Dolayısıyla bu ifade doğru. X ile Y birbirinin izotonudur diye verilmiş. Şimdi izoton olmak için nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı olmalı. X ve Y'ye bakacağız. X, Y, şurayı ayrıştıralım. X için proton sayısı A. Y için proton sayısı birinci grafikten baktım. A artı 1. X için nötron sayısı C. Y için nötron sayısı C. Yani nötronları aynı ama protonları birbirinden farklı. Yani izoton. X ile Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Kimyasal özelliğinin aynı olması için hem proton hem de elektron sayıları aynı olmalı. X ile Z. Biz X'e bakalım ve Z'ye bakalım. X'in protonu A'ydı. Z için de proton A'ydı. Dolayısıyla proton sayıları aynı. Ne güzel. Peki elektron sayıları da aynı mı? Ona bakalım. İkinci grafikten bakacağım. X'in A tane elektronu var. Z'ye bakıyorum. Z'nin ise A artı 1 elektronu var. Yani elektron sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklı olacak. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Doğru cevabımız E seçeneği. Aynı elemente ait tek atomlu tanecikler olan X, Y, Z ile ilgili. Bir kere aynı elemente ait olduklarına göre bunların proton sayıları aynı olmak zorunda. Bir elementin özdeş olsun olmasın bir elemente ait tüm atomların o elemente ait atomların protonları aynı olacak. Peki X'in proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani diyor ki bunların arasında X nötr. Tamam. X'in protonu P. Hocam Y'nin protonu ne? O da P. Z'nin protonu ne? O da P. Ama diğerleri Y ve Z nötr olmayabilir. Tanecik yarı çapları arasındaki ilişki Y büyük, X büyük, Z. Şimdi aynı elementin atomları olduğuna göre bir atom elektron alırsa hacmi artar. Elektron verirse hacmi azalır. Şimdi nötr olan X'in çap sıralamasındaki yeri burası olduğuna göre Y elektron almış hali olmak zorunda. Aldıkça hacmi artıyor. Z de elektron vermiş hali olmak zorunda. Yani Y bir anyon, eksi kaç yüklü bilmiyorum. Eksi N yüklü olsun. Z de bir katyon, mesela artı M yüklü. Peki bir bakalım hangileri yanlıştır? X nötrdür. Bunu anlamıştık. Elektron sayısı en fazla olan Z'dir demiş. Z elektron vermiş hali. O zaman elektron sayısı azaldı. Yani şöyle yapabiliriz. Mesela bu 9 protona sahipse, bu da 9 proton veya 9 almayalım. Diyelim ki 17 protona sahipse, bu da 17 protona sahipse, nötr olduğu için 17 elektronu var. Bu ise eksi yüklü olduğu için 17'den fazla elektronu var. Bu ise 17 protona sahip, artı yüklü olduğu için 17'den az elektrona sahip. Dolayısıyla elektron sayısı en fazla olan Z değildir, Y'dir. Bu gitti. Y bir anyon, eksi yüklü. Z bir katyon, artı yüklü. Bu ifade doğru. O halde yanlış olan B seçeneği.